tecil oldu, idari ismi değişti. Kalanlar taşların altından çıkardıklarıyla kendilerine kalanlarla yeni illerinde yaşamaya çalıştılar. Yine aynı şeyler konuşuldu. Depreme hazırlıklı değiliz denildi. Binalar güvenli değil dendi. Dikkat et Türkiye, dikkat dendi. 25 yıl oldu. Peki ne değişti? Efendim, konuğumuz geldi. Profesör Doktor Cenk Yaltırak şu anda Çalar Saat'te. 6 Şubat depremini yaşadığımız günlerde zaten sık sık ekranda buluştuğumuz bir isimdi. Gözyaşlarına da tanıklık ettiğiniz bir isimdi. Ama neticede doğruya ulaşabilmek için, doğruyu bulabilmek için bilimin de izinden gitmek gerekiyordu. Cenk Hoca öyle yaptı, ekibi öyle yaptı, arkadaşları öyle yaptı. Saha çalışmalarını da ilerletmek istediler ve şimdi acaba neredeler? Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Şimdi 6 Şubat'tan sonra, işte bugün Düzce depreminin de 25. yılı. 6 Şubat'tan sonra biz neleri doğru yaptık, neleri yanlış yaptık? Bilim adına siz neler yaptınız, hangi yolda yürüdünüz? Bize biraz anlatır mısınız? Şimdi tabii 25. yılı depremin. Depremi unutmaya çok meyilliyiz. 6 Şubat depremlerini de artık unutmaya başladık yavaş yavaş. Depremlerin arkasından oluşan çaba ve heyecanın gittikçe azaldığını görüyoruz. Bunun farkındalığını ayakta tutmak lazım. Bunu böyle düşünüyoruz. Biz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde depremin hemen arkasından işte arazi çalışmaları yaparken Maraş depreminin olduğu alanda daha sonra birçok kuruluş bize başvurdu. Dediler ki ne yapabiliriz Marmara bölgesinde? Bunun üzerine İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü'nün öncülüğünde Türkiye İş Bankası'nın da sponsorluğunda Marmara'da bir aktif fay araştırma merkezi kurduk. Bu aktif fay araştırma merkezi. Evet, yani uzun adı İstanbul Teknik Üniversitesi Türkiye İş Bankası Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama Araştırma Merkezi. Bu merkezi kurduktan sonra işte geçen Şubat ayında resmi gazetede yayınlandı ve sponsorluk anlaşması imzalandı. Arkasından işte bütçelendirildi ve bu bütçe kullanılmaya başlandı. Şu anda Eylül ayında başlayan bir çelik binası var. Şu anda bu bina. Evet, yapılıyor bu şu anda bu bina. Şubat ayı gibi bitecek, tamamlayacağız. İnşallah 6 Şubat'ta açmayı düşünüyoruz. İki tane önemli laboratuvar kuruyoruz buraya. Bir tanesi izotop laboratuvarı, bir tanesi de fayları yaşlandıracağımız bir laboratuvar. Tabii bu laboratuvarlar Türkiye'de çok az sayıda ve bu amaçla değillerdi. Şimdi ilk defa bir merkezde bu bütçeyle bu laboratuvarları kuruyoruz. Bunun yanında tabii yaptığımız başka şeyler de hocam, var. Hocam bu Marmara özelinde mi çalışacak? Türkiye'ye hizmet şimdi verebilecek ilk, mi? İlk hedefi bunun Marmara bölgesinin bütün aktif faylarını çalışmak ve onların en son depremlerini ortaya çıkartmak. O depremden sonra bu riski ne derece olduğunu hesaplamak. Bu amaçla şimdi aktif fayları bilmiyor muyuz biz? Aktif fayları maalesef teknolojik olarak bilmiyoruz. Yani yeri yaklaşık biliyoruz. İşte 6 Şubat'taki gibi sürprizlerle karşılaşıyoruz. Fayın başka bir yerden geçtiğini görüyoruz ya da başka şekilde davrandığını. Onun için bunu yeni bir teknikle haritalandırıyoruz. Bu LIDAR denilen bir teknik. Bu alet de yakında geliyor yurt dışından. Bu alet işte 180 dakika uçuyor ve 1 santimden daha yüksek bir çözünürlükle yerin topografyasını bitkileri ve binaları arındırarak ölçüyor. Yani bu böylece biz artık yeryüzünde fayların yarattığı bütün değişiklikleri, eski değişiklikleri de en yüksek veri tabanıyla yeniden oluşturmuş olacağız. Artık fay haritası yapmayacağız. Fayların gerçek matematiksel konumunu coğrafyada çıkartacağız. Yani burada bir ölçek yok artık. Ölçek 1 santim. Ya yani, bu sizi heyecanlandırıyor. Tabii bu yani Türkiye'de şu ana kadar bu şekilde yapılmış değil. Tabii fayları gördüğümüz zaman işte bunları da kendimiz yaşlandıracağımız için bunlar çok bürokratik işlemlerdir. Yani bir fayı kazarsınız, yaşlandıracaksınız, örneği gönderirsiniz, bir yıl geçer. Ama bizim için artık zaman gittikçe daralıyor ve değerli. Onun için bu merkezin içine topladık bunu. Zaman daralıyor dediniz. Neden? Zaman daralıyor çünkü eninde sonunda kırılacak. Sıkışma mı yaklaşıyor? Yok, eninde sonunda bu faylar kırılacak. Biliyoruz yani kırılacağını ama ne zaman kırılacağını bilmiyoruz. Ve bunların kırılma aralıkları belli. Bu aralıkları şu anda limitlerindeyiz. Yani içindeyiz.
Yani bugün de olabilir, 10 yıl sonra da olabilir, 15 yıl, ama Türkiye Cumhuriyeti bu felaketle karşılaşacak. Yani bu bir kaçınılmaz. Olmayacak diye bir şey yok. İşte Maraş depremlerinde gördük. Mesela Maraş depremlerinde ne gördük? İlk depremde 3 fay aynı anda kırıldı. Çok büyük bir deprem oldu. Halbuki orada en büyük deprem 7.4 diye tahmin ediliyordu. Evet. Halbuki 7.8'e çıktı. Yani bu mesela beklenmeyen bir şeydi. Biz Marmara'da da bu tür beklenmeyen şeyler olabilir mi diye araştırıyoruz. Onun için de şöyle bir girişimde bulunduk. BEDAŞ'la birlikte EPDK'ya bir proje verdik. EPDK'daki bu projede enerji noktalarına, yani trafolara, işte yaklaşık 15 bin nokta var ama ilk hedefte 1500'ünün ivme ölçerlerle deprem riskini araştırmak. Yani çok kısa zamanda yapmak. Siz 1500 binayı ya da 15 bin yapıyı deprem etüdü yapmanız için çok büyük ekiplere ve paralara ihtiyacınız var. Onun için de bu ivme ölçerleri tasarlıyoruz. EPDK'dan ortak bir ARGE projesi aldık. Geçen günlerde imzalandı bu. Şimdi onun yanında da Kanada'da Memorial Üniversitesi var. Benim uzun yıllardır çalıştığım. Orada da Profesör Doktor Ali Aksu var. Ali Aksu da kendisinin şeyinde olan, envanterinde olan 5 milyon dolarlık bir deniz araştırma sistemini 5 yıllığına İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gönderiyor. Ve 5 yıllığına? Evet, 5 yıl boyunca bu aletleri biz... Bila bedel mi? Bedelsiz mi? Bedelsiz, bedelsiz. Sadece bu araştırmayı yapmamız çok için. Iyi. Sadece biz taşıması işini yapacağız. Yani oradan getirme işini biz yapacağız. Çok büyük bir para tutmuyor. Bu aletleri tabii bir gemiye yerleştirmek gerekiyor. Biz bunu ilk görüşmeye başladığımızda tabii enflasyon bu durumda değildi. Döviz bu durumda değildi. Gemiyi kiralayarak yapacağımızı düşünüyorduk. Fakat sonradan birdenbire bir fırsat çıktı. İşte aşağıda gördüğünüz gemi bir Türk gemisi, bir özel şirkete ait. Bunu satışa çıkarttılar. Çünkü iki tane daha büyük yeni gemi aldılar. Bunu satışa çıkartınca biz buna talip olduk ve bunu satış fiyatından %40 bir indirim yaparak. Şimdi bu ne kadar bu gemi? Bu gemiyi yurt dışına 550 bin dolara satıyordu firması. Benim yaptığım görüşmeler sonucu kendileri bir bağışçı gibi davranarak 200 bin dolarlık bir indirim yaptılar. Şu anda 350 bin dolara bu gemiyi alma fırsatımız var. Tabii elin taşın altına koyacak girişimcilere, iş adamlarına ihtiyaç var. Aslında geminin parası çok... 350 bin dolar. Evet. Yani Ulus'ta veya Gayrettepe'de 40 yıllık bir dairenin fiyatı. Böyle bir gemi olursa... Ama bu gemi eğer edinebilirseniz o bilimsel araştırmaların da tam merkezinde yer alacak. Binlerce insanın hayatını kurtaracak. Tabii yani mesela şu anda en önemli problemimiz bizim Güney Marmara'daki Gemlik'le Erdek arasındaki Kuzey Anadolu Fayı'nın orta kolunun deniz araştırmasını yapmak. En az araştırılmış faylardan biri en yakın olmasına rağmen ve bütün Bursa, Balıkesir, ondan sonra Bandırma, Çanakkale ve Güney Marmara'da özellikle işte TOG'un olduğu sanayi bölgesinde bütün o alanlarda etkili olabilecek bir fay. Bunun üzerinde araştırma yapabilmek için zaten bu aletler geliyordu. Şimdi eğer böyle bir gemi olursa biz bunu çok kısa zamanda... Bizim niye böyle gemimiz yokmuş ki? Şimdi niye böyle bir gemimiz yok? Türkiye'de deniz araştırmaları çok gelişmiş değil. Yani 9 Eylül Üniversitesi'nde Piri Reis var. ODTÜ'de bilim gemisi var. Bu gemiler tabii zaman içinde yaşlandılar ve büyükler. Gemi ne kadar büyük olursa o kadar masraflı oluyor. Masraflı olduğu zaman da sizin bir proje yapma ihtimaliniz gittikçe azalıyor. Onun için geminin işletme maliyetinin çok düşük olması lazım. Şimdi bu gemiye bizim talip olmamızın bir nedeni var. Bizim Tuzla'da iskelemiz var. Hı. Denizcilik Fakültesi'nde. Ayniyetten orada personelimiz var. Bu personelle birlikte eğer gemiyi istihdam edersek, alabilirsek bu gemiyi, hızlıca bütün Marmara Denizi'ni, Saros Körfezi'ni, Edremit Körfezi'ni önümüzdeki yıl hiç beklemeden yakıt bütçesiyle, sadece yakıt bütçesiyle hızlıca araştırmayı düşünüyoruz. Şimdi merkezin bitmesi Şubat ayı. Evet. Çok az bir süre kaldı. Evet. Çalışmaya başlayacak. Laboratuvarlar bitti bitecek. Artık böyle yurt dışından cihazlar da geliyor. İşte Mayıs gibi, Mayıs gibi artık tam kapasitede faaliyete geçmiş oluyor. Ve önümüzdeki ondan sonraki 6 ayı yani 2025'in ikinci 6 ayını tamamen araştırmaya ayırdık. Bunun yanında tabii bizim bir yapay zeka merkezimiz var. O da yapılanıyor şu anda.
bilgisayarları falan planlandı nasıl alacağı. Yani merkezin içinde sadece yer bilimciler yok. Yapay zekacı, veri işleyenler, geodezi bölümünden, şehir bölge planlamadan, deprem mühendisliğinden arkadaşlar var. Yani bu şöyle düşünün, bir uzmanlık hastanesi gibi. Yani NASA değil ama SpaceX. Yani çok daha az elemanla, çok üst düzeyde iş yapan bir yer. Mesela en alt katı bunun laboratuvar. Üst taraf çelik bir bina bu. Olduğu gibi depreme dayanıklı, enerji dostu, yeşil bir bina. Ondan sonra çalışanların ortamları çok rahat. Yaklaşık biz bunda ilk etapta 30 kişi alacağız burada çalışmaya. Bunlar bizim master ve doktora öğrencilerimiz. 16 tane öğretim üyesi var burada. Daha ikinci aşamada da daha da arttırmayı düşünüyoruz personel sayısını. Ve hızlıca Marmara bölgesinde önceliklendirme yapacak. Yani depremde neresi yıkılacak, nerede en büyük hasar oluşacak ya da hangi binalarda oluşacak, ona karar verecek bir mekanizmayı 2026 yılı sonu itibarıyla tamamen oluşturmuş olacağız. Böylece herkes oturduğu evde gerçekten risk var mı yok mu bunu öğrenecek. Yani bu yıllarca farklı kurumlar tarafından yapılmaya çalışıldı. Tabii dağınık tespih taneleri gibi oldu bu. İlk defa biz bunu hepsini bir arada yapacağız. Yani hasta kapıdan girecek, öbür kapıdan her türlü... Ne kadarlık bir, kaç büyüklüğünde bir deprem bekleniyor Marmara'da? Şimdi biz hep 7.6-7.4 arası konuşuyorduk. Fakat bu çoklu kırılmalar hem Yeni Zelanda'da Kayikora'da gerçekleşti. Orada da kısa kısa faylar, yani 40-50 kilometrelik faylar hepsi bir anda kırılınca 7.8 oldu. Burada da uzunluğu çok olmayan faylar ama hepsi bir arada kırılınca yaklaşık 400 kilometrelik bir kırık oluştu. Farklı farklı kırıklardan. Onun için şimdi çoklu kırılmalar bilim adamlarını çok meşgul ediyor. Güney Marmara'da da böyle faylar çok sayıda. Yani bunların tarihsel olarak da kırıldığı dönemler bilinmiyor. Yani çok net değil. Mesela İznik... Peki bu olursa? Evet, bunlar olursa işte bütün bölgede bütün sayıları, senaryoları doğru yapmak lazım. Yani ceketin düğmesini yanlış iliklemek gibi. Eğer siz ilk düğmeyi yanlış iliklediyseniz hepsi yanlış oluyor. Onun için fayların doğru yapılması, doğru çalışılması, doğru şekilde, yani artık doğrudan kastım şu, sayısal olarak çalışılması. Yani matematik olarak ifade edilmesi, alanı, eğimi, üzerinde biriken stres, en son depremi, sadece bir tane fay kazısıyla değil, çok fazla farklı metotlarla ne kadar zaman geçti, deforme oldu, bulunması gerekiyor. Tabii bunun da yapabilmek için gerçekten bir ekibe ihtiyaç var. Şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde böyle bir ekip zaten var. Yani benim yaptığım en önemli şey, bunların hepsiyle yıllardır konuşuyoruz bu meseleleri. Arkadaşların hepsinin bir araya gelip yeni bir fikir etrafında, yani multidisipliner bir çalışma yapmıyoruz aslında. Farklı disiplinlerdeki insanların bir tek problemi çözebilmesi için bilgilerini bir araya getiriyoruz. Yani bu birazcık işte dediğim gibi, yani Apollo projesi gibi ya da SpaceX'in inen kalkan roket projesi gibi bir şey. Umarım bir an önce tamamlanır hocam. Hemen altını bir kez daha çizelim. Bu gemi. Gemiyi fiyatı, gösterelim bir gemiyi daha. Gemiyi bir kez daha gösterelim. Geminin fiyatı efendim 350 bin dolar. Şu anda oluşturduğunuz merkezin bir sponsoru var, ana sponsoru var. Ama aynı zamanda bu gemiye de ihtiyacınız var. Evet. İş dünyasına, bilimin iş dünyasına bir seslenişi. Neredeki bir daire kadar dediniz? Etiler'de, Ulus'ta, Gayrettepe'de, Moda'da, yani 40 yıllık eski bir daire, yeni bir daire değil. Yani çok büyük para. Ben mesela eşime söyledim. Şahsi bu kadar param olsaydı ben düşünmeden bu gemiyi alırdım. Ev alacağıma gemi alırdım yani. Bunu da bağışlardım. Çünkü bunun değeri, yani işlevi çok daha değerli. Yani bunun bir değeri yok bence şu anda. Böyle bir geminin de Türkiye dışına çıkması da iyi değil. Çünkü bunu yabancılar satın almak istiyor. Satan şirketle devamlı görüşüyorum ben. Kendileri sağ olsunlar çok duyarlılar bu konuda. Ülkede kalmasını istiyorlar. Onların ilk göz ağrıları bu gemi. Ve yani bu gemi alındığı zaman biz bu gemiyi bir gün bile boş tutmayacağız. Yani bütün aslında Türkiye'nin şelf alanları, yani 100 metreye kadar olan deniz alanlarını yaklaşık 5 milyon dolar değerinde bir alet parkı koyacağız bu geminin üzerine. Yani geminin değeri 350 bin dolar olacak ama o gösterdiğim fotoğraftaki aletlerin değeri toplam 5 milyon dolar. Düşünün, Kanada'da bir hocamız
kalkıyor 5 milyon dolar değerindeki aletleri Türkiye'ye gönderiyor. 5 yıl alın bunu kullanın diyor bu aletleri. Ve bizim ihtiyacımız olan sadece bunu bir gemiye koymak. Bunu tabii bürokratik yollarla niye halledemedik? Yeni çıktı bu olay. Bu 10 günlük bir olay. Çok hızlı olması tabii gerekiyor. Tabii çok hızlı olması gerekiyor. O duyurunun, o çağrının da yapılması yani, gerekiyor. Cumhurbaşkanı böyle projelerde baba yiğitler diye bir sesleniş içinde olur ya iş dünyasına işte yönelik olarak. Biz de İstanbul ve çevresindeki sanayicilere sesleniyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Hasan Mandal bu konuda çok pozitif. Her türlü girişime, her türlü şeye bize destek oluyor kendisi. Ondan sonra bu desteği de olduğu için kendisiyle bağlantı kurulursa rektörlükle, eğer gerçekten böyle bir şey de biz bunu alırız, İTÜ'ye de bağışlarız diyorlarsa, biz 12 Kasım'da 25. yılında artık daha hızlanalım, daha iyi şeyler yapalım diye bu gemiyi de almak istiyoruz. Halkımıza da duyurulur artık. Bakacağız nasıl yapacağımıza. Hocam çok teşekkür ederim. Rica geldiniz, ederim. Anlattınız. Bir taraftan uyarı, diğer taraftan bilimin iş dünyasına seslenişi. Profesör Doktor Cenk Yaltırak Çalar Saat'teydi. Bir 7 dakikanız var ise molaya gidelim. Sizler de çaylarınızı, kahvelerinizi bir tazeleyin. Belki kahvaltı hazırlığı da yapıyorsunuzdur. Sonra hemen yine burada bu ekranda buluşalım. Konuşacağımız daha çok konu var.